Merhaba Sağlık Pedia takipçileri. Bugünkü Sağlık Pedia programımızın konuğu fizyoterapist Semra Karakuş. Hoş geldin Semra'cığım. Hoş bulduk Tülay'cığım. Bize kendini biraz tanıtır mısın? Tabii ki. Ben 2008 Hacettepe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunuyum. Fizyoterapistim ve manuel terapi konusunda uzmanlaştım. Refleksoloji uygulayıcısıyım. Aynı zamanda postür yani duruş bozuklukları üzerine çalışıyorum ve klinik yoga eğitmeniyim. Manuel terapi ülkemizde çok da fazla bilinmemekte. Bize biraz manuel terapiyi anlatır mısın? Manuel terapi adından da anlaşılacağı üzere elle uygulanan bir tedavi tekniğidir. Çeşitli mobilizasyon, manipülasyon, terapetik masaj ve traksiyonu içerir. Hı hı. Ve her türlü, her yaş grubu hastasına uygulanır ve kas iskelet sistemi problemi olan hastalara uygulanır. Ve hiçbir yan etkisi yoktur. Evet. Kullanıldığı alanlar ve hastalıklara etkisini nedir manuel terapinin? Her türlü kas iskelet sistemi problemlerinde uygulanabilir. Hı hı. Bunlar omurga deformiteleri başta olmak üzere. Bunlar kifoz yani kamburun artması, skolyoz, hı hı. Omurganın eğrilmesi, boyunda ve beldeki düzleşmeler, akabinde oluşabilecek bel fıtığı, boyun fıtığı, kronik baş ağrısı, kronik kas ağrıları, fibromiyalji, fibromiyozit, donuk omuz gibi bir sürü problemlerde uygulanabilir ve çok etkin bir tedavi tekniğidir. Çok kısa sürede yanıt alabiliyoruz. Evet. Cerrahi öncesi ve sonrası iyileşmenin hızlanmasında etkisi nedir? Kesinlikle çok etkilidir. Hı hı. Çünkü hastalar cerrahiye gitmeden önce bedenlerindeki bazı kasları güçlendirmesi gerekiyor ya da bazı spazmların çözülmesi gerekiyor ki cerrahi sonrasında toparlaması daha hızlı olsun. Vücudundaki bazı kas kuvvet dengesizliklerin dengelenmesi son derece önemlidir. Çeşitli verilecek egzersiz programıyla bu hastaların kaslarının güçlendirilmesi, dediğim gibi mobilite, omurgalarına mobilite kazandırılması cerrahi sonrasında büyük önem taşıyor toparlaması açısından. Manuel terapi insanlar tarafından masaj olarak algılanıyor. Masörlerin yaptığı masajla manuel terapi arasındaki farkı bize biraz anlatır mısın Semra'cığım? Tabii ki. Şimdi manuel terapi uygulayabilmek için kesinlikle tıp eğitimi almak gerekiyor. Zaten bu eğitimler sadece hekimlere ve fizyoterapistlere veriliyor. Bu meslek grubunun haricindeki kişilere verilmesi zaten hem yasal değil hem de uygulamalarımız çok riskli olduğu için ciddi anatomik bilgi ve fizyolojik bilgi gerektirdiği için bilmeyen kişiler tarafından uygulanması büyük risk içeriyor. Onun için hani masörlerin yaptığı şey tamamıyla insanların rahatlamasını sağlayacak bir şey. Ama bizim uyguladığımız manuel terapi tamamıyla patolojik durumlara uygun olarak uygulanıyor ve iyileşmeyi hedefliyor. Yani tamamıyla terapetik bir yöntem. Sevgili reklam pedi takipçileri, hayatımda ilk defa manuel terapi aldım Semra'dan. Muhteşemdi. Faydasını gördüm. Çok inandım. Bu konuyu burada işlemekten de büyük keyif duydum. Sevgili reklam pedi takipçileri, yeni programımız Sağlık Pedia'nın bu bölümünde sevgili fizyoterapist Semra Karakuş ile birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlık Pedia'da kalın.